Kadınlarda idrar kaçırma için ilk tetkikler arasında en önemlisi ayrıntılı bir sorgulama ve uygun bir fizik muayenedir. Bundan sonra basit idrar tetkikleri, geride kalan idrar miktarının belirlenmesi ve işeme günlüğü ikinci grup olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında buradaki amacımız idrar kaçırmanın mesane kaynaklı mı yoksa mesane çıkımı kaynaklı mı olduğunu belirlemektir. Eğer idrar kaçırmayla birlikte örneğin pelvik organlarının sarkması, nörolojik bazı hastalıklar, bu bölgeyle ilgili geçirilmiş cerrahiler, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlar söz konusu olursa, o zaman ileride değerlendirmeye de gereksinim olabilir.